sahnedeyiz. Birbirinden güzel oyunları seyretmeye devam ediyoruz. Yine klasiklerden biri. Yine Mustafa Kaygısız. Bunun tarzı bu. Klasikler üzerinden yürümek. Bugün de Anton Çehov'un Ayı romanından uyarlanmış bir oyun seyredeceğiz. Süremiz 45 dakika. Hı hı. Oyuncularımız. Yönetmenim söz sizde. Bende Koçak. Seval İnan. Evet. Eylül Görmüş. Samet Safa Sökmen. İle birlikte bu senenin güzel bir oyunlarından birine imza attık. Evet. Beyaz Geceler'den sonra bu da muhteşemdir diye düşünüyorum. Umarım keyif gerçekten alırsınız. Gerçekten çok iyiydi o oyun. Arkadaşlar kaçırmayın. Beyaz Geceler de çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben Mustafa Kaygısız. Ağustos 1'im, 1 Ağustos premier günümüzde. Bugün toplam 25. oyunumuzu oynadık. 26. oyunumuzu oynayacağız. 20-30 seans ile birlikte. Güzel, keyifli bir şekilde devam ediyor oyunlarımız. Evet. Birazcık konuşmak küçücük söz edelim. Belki bilmeyenler vardır. Romanın karakterleri tanıtarak. Merhaba Koçak'a bırakıyorum. Ya da Samet Safa. Evet. Karakterleri tanıtarak. Karakterleri tanıtarak başlayayım. Benim karakterim orta yaşlı, işte 1800'lerin sonunda yaşayan dul bir kadın. Kendi içerisinde çelişkili olan bir kadın. Hem kendi içinde çok tutkulu, bir yandan da dönemin şartlarının getirdiği sorumluluklara sahip. Eşini kaybetmiş. Ve bu iki tarafı birbiriyle oyun içinde çok çelişiyor ve onun böyle çatışmalarını, kendi içinde çatışmalarını ve Bay Siminoff olan çatışmalarını seyrediyoruz. Evet. Yulak borcu olan eşini. Evet. Değil mi? Evet. Benim karakterim de Siminoff. Oyun sonuna doğru mu katılıyorsun oyuna? Yok. Misafir baştan mı? Bu da sürpriz olsun size. Aynen. Ben nasıl, yani birbirine öveceğim. Yani direkt spoiler istediler ama hayır. Bu da soru mu şimdi? Evet. Çok şey sen aslında. Samet başla beni, hadi devam. Ne zaman geleceksin Samet? Şöyle bir karakter. Aslında oyun durum komedisi. Evet. Biz onun için uğraşıyoruz aslında ve bu adamın borcunu alması gerekiyor ve tek düşündüğü şey o aslında ve geldiğinde ona ihtiyacı var, o borca ihtiyacı var. Bu birazcık anlatıyor gibi bir imaj. Buyurun efendim, şey sorun değil. Ama oyunu izledikleri zaman daha keyif olacak, ben anlattığı gibi değil. Evet, o yüzden. Evet. güzel bir şekilde ilerledik oyunu çıkarken. Yani ben dediğimde Mustafa'ya bazen işte şöyle şöyle fikirlerim var, olur mu Mustafa, olur. Ya bazen dedi ki Mustafa olumlu, yani geniş perspektifi olan bir arkadaş. Evet, bazen ama güzel oyunlar çıkıyor o yüzden. Teşekkür ederim. Öykü olsun diye demedim gerçekten, öyle söyledim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani umut veren gençlerimiz, sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar, size kuşak. Teşekkür
katılıyorum. Birbiriyle çok uyumlu bir ekibiz. Oyun açısından bakacak olursak da hem bir dönem oyunu hem klasiklerinden, özellikliğinden bir oyun. O yüzden bizim için çok tecrübe kazandıran bir oyun oluyor. İşte dönemin şartları, o zamanki sosyal ilişkiler bizi çok araştırmaya ve okumaya itti tabii ki de o yüzden. O yüzden bak, kazanım olmuş. Büyük bir kazanım olmuş bizim için. Kazanım olmuş. Sebay? Şöyle söyleyeyim, bizim için aslında çok gündelik karakterler değiller dediği gibi, yani klasik karakterler aslında. Ve gündeliğin dışında, gündelik hayatımızda yaşadıklarımızın dışında bir şeyler yaşamak, tecrübe edinmek çok zevkli oldu. Bu oyunu çıkarma sürecinde de ekledikçe bir şeyler ekledik ve sürekli hepimiz oyunu daha güzelleştirmeye, daha yenileştirmeye çalıştık. Fikirler türedi, çok güzel, eğlenceli bir oyun çıktı orada ya. Ya benim için bu oyun mutluluk oldu. Ekipçe mutluluğu çok öğrendim bu oyunda ben. Harika. Benim için de tiyatro ilk kabulüm oldu. Ben zaten bilgilenmek istiyordum ama arkadaşlarım gibi oyunculuk falan okumuyordum. Sonra böyle bir denk geldi bir ışıkla teknikle ama şu anda böyle hani daha çok bilgi alıyorum. Tiyatroyla alakalı şeyler öğreniyorum. Hepiniz çok heveslisiniz. Evet, yani hepiniz çok güzel oldu. Harikasınız hepiniz de. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yolunuza çok teşekkür ederim. Bol olsun. Oyunumuzun adı Ayı Asmalı Sahne'de. Asmalı Sahne'nin sosyal medya sayfasından tarihlerini öğrenebilirler. Evet. Aynı zamanda kendi kurduğum topluluk Tiyatro Mig'in kendi sayfasından tüm detaylı bilgileri öğrenebilirler. Evet, kendine bir tiyatrosu var tabii. Evet, kendi kurduğum Tiyatro Mig tiyatro topluluğu adı altında oyunlarımızı sergiliyoruz. Üçüncü yaşımızı doldurduk, dördüncü yaşımıza girdik. Dört senedir de aktif şekilde tiyatronun içerisindeyiz. Hı. Onlara da yaz ayında güzel bir sürprizimiz var. Ne güzel, heyecanlı bekliyoruz. Aynen öyle. Bu bilgiyi paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi alkışınız olsun. Teşekkür ederim. Hiç iyi değil ama hanımefendi. Kendinizi mahvediyorsunuz sadece. Nikolay öldüğünden beri yaşam bütün anlamını kaybetti benim için. Sen benim yaşadığımı mı zannediyorsun? Bu sadece sana öyle geliyor. Kapıda biri var, sizinle görüşmek istiyor. Kocamın ölümünden beri kimseye kabul etmediğimi söylemedin. Söyledim ama dinlemek bile istemiyor. Çok... Çok seviyorsun sen konuşmayı ha? Ahmak. Kendimi size tanıtmaktan şeref duyuyorum hanımefendi. Ben emekli topçu teğmenin toprak sahibi Grigoris Taparavis'im. Minov! Bir hanımefendiye nasıl konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Bir hanımefendiye karşı nasıl konuşacağımı gayet iyi biliyorum. Hayır, bilmiyorsunuz. Siz eğitimsiz ve kaba bir insansınız. Hanımefendi, siz beni ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama... Bu kara elbiseleri giydiğiniz ve kendinizi bu dört duvara hapsettiğinizi bilmiyorum sanki. Bu öylesine gizemli, öylesine şairane ki. Efendim? Kah ya. Rica etsem. Eğer bir mahsur yoksa, sizden istenildiği gibi. Çıkabilir misiniz? Kurşun ateşlerken öyle zevk alacağım ki.